Ders 19, aggregation ile devam ediyoruz. Aggregation, özetleme demek. Önce onun tanımını söyleyeyim. BIGRP, OSPF gibi routing protokollerde görmüştük özetlemenin ne olduğunu. Hatta İngilizce summarization diye geçiyordu. Ama BGP'de bu terminolojiyi kullanıyor. Ama aynı şeyden bahsediyor olacağız. Öncelikle hatırlıyorsunuz, şöyle küçük bir örnek yaparak başlayayım. Mesela elimizde şöyle 4 tane network var. Bunlar işte hepsi 16 mastla bitiyor, prefix length'le bitiyor. Bunları nasıl özetleriz diye soru sorsam veya hani bir örnek yapacak olsam nasıl yapardık? Şu networklere baktığımız zaman, şu kısımlara baktığımız zaman değişen kısmın sadece şurası olduğunu görüyoruz. Normalde şu 16 subnet mask ne demek? Şu 255, 255, 0, 0. Bu normaldeki subnet mask. İlk önce birinci update'e bakıyorum ben. Bunlar değişmiş mi? Değişmemiş. Dolayısıyla hemen altına yazıyorum olduğu gibi. Şunun altına aynısını yazdım. İkinci update değişmiş mi? Evet değişmiş. Buraya bir soru işareti bırakayım. Üçüncü octet değişmiş mi? Değişmemiş. Dolayısıyla olduğu gibi şu sıfırı alt tarafa yazıyorum böyle. Ondan sonra şu en son octet değişmiş mi? Değişmemiş. Gene bunu da buraya yazdım. Şimdi şu yeni octet'i merak ediyorum ne olduğunu. Şöyle bir kural vardı. Aynı zamanda gerçi özetleme yapmasını herkes biliyordur ama özetlemeyle ilgili de bir video var YouTube'da. İsteyen onu da bir inceleyebilir. Şu aralığa bakıyorum şöyle. Şu bu aralığa baktığım zaman acaba bu nereye düşer? Yani hani şu oktetler ikişer ikişer, dörder dörder, sekizler sekizler büyüdü. Yani işte 0, 2, 4 diye büyüyebilir veya 0, 4, 8 diye büyüyebilir veya 0, 8, 16 diye büyüyebilir. 2 ve 2'nin katları olarak büyüyordu. Böyle büyüdüğünü düşünürsek nasıl bir aralığa geliyor? Şöyle tahminen bakıyorum 3 var, 7, 41 var. Bayağı bir büyük. O zaman 64'lü bir araya gelecek. Yani 0, 64, 128 diye gidecek ki çünkü aynı kaplar 3 bu araya geliyor, 7 bu araya geliyor, 32 geliyor. Evet 64'ler büyümüş demektir. 64'ler büyüdüyse 256 eksi 64 ne yapıyor? 192 yapıyor sanırım yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla şurası yeni oktetimiz 192 diyebiliriz ve yeni subnet mask da daha doğrusu şu octet'in en baştaki sayıda 0 olacak. Özetle sanırım şöyle olmuş oluyor. Şurası 192. Yukarısı da network kısmı da 10.000 oluyor. Bu şekilde yapıyordum. Şöyle bir özet geçmiş olayım. BGP derslerinde, BGP'de oldukça önemli bir konu. Yani özetleme yapmak önemli. Çünkü 1 milyon tane root var. Bunları özetlemek gerekebiliyor çoğu zaman. Konu başlıklarını buraya yazdım işte. Aggregate address, aggregator, atomic aggregate. Bir sürü şey yazmışım böyle. Bunları tek tek göreceğiz. Ben şu senaryoya bir göz atalım. Burada ES18 var, burada ES19 var, burada ES66 var, burada ES6 var. Yani Çorum, Çankırı, Yozgat ve Ankara dörtlüsü. Daha doğrusu üçlünün yanında Ankara oldu. Ne yaptığımı söyleyeyim. IP adreslerin tamamını verdim ben arkadaşlar. Yani 1 ile 3 arası 13 network'ü, 3 ile 2 arası 23 network'ü, 3 ile 6 arası 36 network'ü deyip hepsinde eBGP kurdum haberiniz olsun. Ya bunlar da iyi bir çalışıyor. Direkt bağlı olan interface'lerle verdim. Başka hiçbir şey yapmadım. ES numaraları üzerine yazıyor. Çankırı'da şöyle 4 tane network var. Çorumluların yarısı burada yaşasın. Yozgat'ta da bu kadar network var. Şu tarafta. Diğer yarısı da Çorum burada yaşasın dedim. Yani Yozgat'taki IP adresleri ve Çankırı'daki IP adresleri bunlar. Bunların hepsini BGP ile BGP anons ettim. Yani daha doğrusu bizim routing tablosunda vardı. BGP tablosunu attım. Oradan da komşulara gönderdi. Mevcut durumu bir inceleyeyim. Ne var ne yok diye bir inceleyeyim önce. Nasıl yaparız? Mesela router 6'ya gireyim gözlemleyeyim. Diyelim ki show BGP IP versiyon 6 unicast. Tabloya baktığım zaman evet bütün networkleri alıyorum. Hatta kimden alıyorum? Nextop bizim eBGP komşumuz. Gene aynı şekilde router 3'e baktığım zaman show IP show BGP IP versiyon 6 unicast dediğim zaman bütün networkler var. Bunların 4 tanesini yan taraftaki router 1'den alıyorum. Diğer 4 tanesini oradan alıyorum.
Router 1'e bakayım neler var. Show IP show BGP kontrol edelim şöyle bir. IP versiyon 4 unicast. Aynı şekilde bu 4 tanesi benim üzerimdeydi. Zaten 0000 gördüğüm zaman ne anlama geliyordu? Kendim bu router üzerindeki routing tablosu içerisinden alınmış anlamına geliyordu. Zaten direkt onların weight değeri de 32768 oluyordu. Tamam, güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Özetleme yapacağız. Özetlemeyi de burada yapacağım. Şurada. Şu router'da özetleme yapacağım. Bu arada bu topolojinin aynısını Cisco'nun kendi sitesinden aldım ve sadece IP adreslerini değiştirdim. Orada birkaç sayfa boyunca anlatmışlar. Onun 180-90 aynısını yapıyor olacağım. Burada şimdi özetleme yapacağım. Yani buradan gelen networklerle, buradan gelen networklerle özetleme yapacağım. Özetleme yaparsam nasıl yapmam lazım? Şimdi benim üzerimde kaç tane network var? Onu benim bilmem lazım. Şuraya bakayım. Şunlar, şu arada gördüklerimiz var ya. Pardon. Şunlar. Şöyle bakıyorum. 0'dan 7'ye kadar. Tamam. 0, 8 şeklinde büyüdüyse burası. Şu aralığın tamamı buraya oluyor. Tamam, 850 büyüdüyse 256 eksi 8 248 eder. Bitti, bu kadar. Basit. 248'de olacakmış network. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? İzleyin. Conf.t router 3'e geldim. Router BGP 19. Çorum'dayım değil mi? Evet. Çorum'dayım. Aggregate diye okunuyor. Aggregate fiil hali. Aggregate isim hali. Aggregate özetlenmiş demek. Aggregate address, yani özetlenmiş adres yazıyorum diyoruz buraya. Ve diyorum ki 19.0.0.0.255.248.0.0. Bitti, bu kadar. Hatta ben bunu şöyle alayım. Şuraya da yazayım şöyle. Şöyle. Yazarak gideyim. Conf.t router BGP 19 ve şunu yazdım. Şöyle biraz küçülteyim. Şöyle olsun. Şöyle. Bunu yazdım arkadaşlar. Şu şekilde yazdım. Çok mu küçük oldu? 14 olsun. Tamam. Bu şekilde yazdım. Enter'a bastım. Yani router 3 şöyle bir adres girdi. Aslına bakarsanız özetleme yaptığı gözüyle değil de sanki yeni bir network girmiş gibi düşünebilirsiniz. Normalde biz buraya network komutu girmiyor muyduk? Evet, şimdi bir de aggregate komutu girdik. Bunu girdiği zaman router diyor ki, router 3 kendi kendine şey soruyor. Ya ben böyle bir şey yazdım ama bu aralığa düşen herhangi bir IP var mı diye BGP tablosu içerisine bakıyor. En az bir tane varsa tamam, sıkıntı yok diyor. Eğer yoksa özetleme yapmıyor. Şimdi özetleme yaptıktan sonra bu önce router 3'ün üzerindeki şeylere bakacağım. Show BGP IPv4 unicast dedim. Baktım. Hemen şu satırı gördüm. Görüyor musunuz? Şu satırı bir inceleyelim. Bir şeyde şurada hemen göstereyim, böyle göstererek diyeceğim. Cisco Best Path Selection geldiğim zaman şuraya. Dediğim gibi her şeyi her zaman anlatmıyorum. Yeri ve zamanı geldiği zaman çok daha iyi oluyor. Üçüncü maddeye bakar mısınız? Üçüncü maddede hani demiştik ya, prefer a path that was locally originated. Yani kendi üzerinde gidin. Bunu network komutuyla da girebilirsin demiş. Aggregate komutuyla da girebilirsin demiş. Yani iki komutla da girdiğin zaman next hop 0.0 oluyor. Weight değeri bu oluyor. Süper. Bunu yaptık. Tamam. Acaba router için tablosu, routing tablosunda nasıl var bu? Şöyle gireceğim. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü ne oluşturmuş? Bir tane null 0 oluşturmuş, yani çöp tenekesi oluşturmuş. Tamam, otomatik olarak yapıyormuş bunu. Hangi bazılarını yapmıyor muydu, öyle mi hatırlıyorum? RIP'te miydi? Nerede, bir yerde yapmıyordu veya ben yanlış hatırlıyorum. Neyse, şunu detaylı incelemek istiyorum şunu. Bunu detaylı incelemek istiyorum. Show BGP IPv4 unicast deyip şunu şöyle alayım. bunu böyle değil de nasıl alacağım? Bir dakika. Subnet mask var mı? Var. 255.248.0.0. Detaylı inceleyeyim, şöyle diyorum. Şimdi burada şu komutu girdiğim zaman iki tane şey göreceğim. Bunlardan bir tanesi şu aggregated by autonomous system ve
Root IDC. Bir de şurada Atomic Aggregate diye bir şey gördüm. Şu birincisine aggregator deneyim. Aggregator ne demek biliyor musunuz? Yani bu özetlemeyi yapan kişi kim? Ve onun iki tane bilgisi var burada. Dikkatli bakarsanız bir tanesi ES numarası 19 yazıyor. Tamam, şurada. Bir de bunun router ID'si yazıyor. 30, 30, 30, 30. Arkadaşlar bu bilgi aynı zamanda başkalarına gidiyor. Wireshark içerisinde açıp bakarsanız ben şimdi Wireshark gösteremiyorum ama Wireshark açtığınız zaman ne göreceksiniz biliyor musunuz? Şöyle bir şey vardı ya hani NLRI yani network bilgisi bir de PA'lar vardı. Bunlar da aslında bir PA'dır. Yani Network Aggregator diye bir PA var. Path Attribute var. Tabii bütün PA'lar, Path Attribute'ler yol seçimi için kullanılmıyor ki. Bir sürü amacı var. Bu bir tanesi. Bir tanesi de şu. Atomic Aggregate diye bu da bir PA'dır. İkisini de tanımını yapacağım şimdi niye var diye. Bu bir PA'dır. Neredesin? Heh, şu da bir PA'dır. İkisi de. Bunların ikisi de şey için kullanılmıyor. Hatta şöyle yapayım. Bir saniye. Şuraya geleyim. INNA BGP Attributes kısmına baktığımız zaman şunu aşağı doğru geleceğim şöyle. Bakın burada bir sürü attribute görmüştük. Görüyor musunuz? Bu da bir attribute. Aggregator diye geçiyor. Atomic aggregate de bir aggregate şey PA path attribute diye geçiyor. Ama bizim cihazlar yani Cisco bunları bir yol seçimi için kullanmıyor. Peki ne için kullanıyor? Ne için var sorusu önemli bizim için. Niye böyle bir şey var ki? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şurada mesela RFC 47 4271'e gidelim direkt. Şuraya gidelim direkt. Hatta arattırayım şöyle. Aggregator. Aggregator buradaymış. Nerede? Şu. Demiş ki Aggregator'ın tanımına bakmış. Optional. Maybe included in updates that are formatted demiş. Ve BGP speaker that performs a root aggregation may add the aggregator attribute. Bu bir attribute. Yani özetleme yapan router bunu ekleyebilir. Which shall contain its own AS number and IP address. Ve kendi otonom sistem numarası ve IP adresini içinde barındırır demiş. Yani tamam böyle bir şey var da niye var hala anlamadım ben. Ya baktım anlamadım. Yani tamam ben özetleme yaptım. Bu özetlemeyi ben yaptım. Ben de otonom sistem 19 içerisindeyim. Tam gördüm güzel bilgi ama ötesini anlayamadım. Yani fikir veriyor ama şeyi anlayamadım arkadaşlar açık söyleyeyim. Çok da önemli bir bilgi gibi gelmedi bana. Peki atomic aggregate ne? Atomic aggregate denen şey de şurada yukarıda yazıyor. Bu ne zaman ekleniyormuş? Bu da işte Atomic aggregate is a well-known discretionary attribute. Yani mecburen olacak bir o kadar önemli bir şey demek ki. Burada yazanları söyleyeyim şöyle. Özetle şunu söylüyor. Diyor ki bir kişi özetleme yaparsa ve özetleme yaparken mesela ne kullanıyorsunuz siz? İşte bir tane network var, öbür network var, öbür network var. Bunların, bu networklerin mesela şu network ES15'ten gelmiş. Bu network ES16'dan gelmiş. Bu network ES17'den gelmiş. Tamam, siz bunların hepsini özetlediğiniz zaman ortaya çıkan A network'ünün E'si ne olacak? Bunların hepsi siliniyor. Silindiği için bu özetleme yapan eleman diyor ki başkalarına. Bakın kardeşim benim yaptığım özetlemenin içerisinde bazı bilgiler eksik. O bilgilerden en önemlisi de ES path bilgisi. Öyle ya siz normalde router 3 üzerinde şuradan gelen networkler var. Bunlar vardı. Buradan gelen networkler var. Bunlar vardı. Siz özetleyip yenisini router 6'ya gönderdiniz. Ama router 6'ya gönderdiğinizde ne yazıyor? Bakalım. Şöyle. Show BGP IPv4 unicast baktığımız zaman burada 19'dan gelmiş gibi görüyor musunuz? Yani o öbür bilgiler kayboldu. Bunu haberdar etmek için bunu yapıyormuş. Bunu da çok yani anlamsız buldum. Anlamsız buldum derken sayfalarca anlatmışlar ama en son şöyle bir şey de gördüm. Yani bence gereksiz anlatmışlar. Atıyorum şöyle bir şey var bakın dikkatinizi çekebilir deprecated. Deprecate şey demek artık olmasın demek. Şöyle bir draft var RFC 2017'de çıkmış.
Ve diyor ki, okuyorum, this document deprecates the spot for the BGP well known discretionary attribute. Yani bu olmasın diye yazılmış artık. Ya bu niye var ki? Ben buradan onu anladım. Şöyle biraz inceledim. Sanırım desteği, deprecate şey yapmak, obsolete, deprecate, artık tarihe geçsin artık. Yani kullanmayalım anlamında bir şey yazmışlar. Mesela iki tane şey görürseniz, sağda solda duyarsanız bunların ne olduğu hakkında, bu birincisi aggregator, yani bu bunu kim yapmış anlamında bilgi veriyor. Bu bir PA'dır. Wireshark içerisinde açını görürsünüz. Bu da özetleme yapan kişinin içine not düşmesi anlamına geliyor. Düştüğü not da şu: bakın haberiniz olsun, bazı bilgiler eksik demektir. Bu kadar. Tamam. Devam edeyim şimdi. Ben şu router 6'ya gideceğim demiştim. Router 6'ya geldim, baktım. Router 6'da bir şey fark ettiniz mi? Router 6'da şöyle bir özetleme var. Tamam. Ama diğerleri de var. Yani şunu almış, bunları da almış router 6. Bunun özetini de almış. Önceden 8 vardı, şimdi 9 tane satır oldu. Yani anlamsız gibi oldu değil mi sanki? Özetlemeyi sanki boşuna yaptık gibi. Onun için router 3'e geleceğim. Router 3'e diyeceğim ki, hatta bakın burada yapalım. Şu şeye de bakalım. Show BGP IP for unicast, buraya da bakayım. Burada da aynı şekilde önceden 8 tane vardı, 9 oldu. Bakın görüyor musunuz? Şuraya. Bir tane daha eklendi buraya. Hepsinde bu var. Onun için router 3'e geliyorum ve şunu diyeceğim. Sen sadece özetleme yaptığını gönder diyeceğim. Önceden girdiğim komut şuydu. Şimdi şunu gireceğim arkadaşlar. Summary only. Şu komut da şuraya yazayım da yukarı. Şuraya. İkinci komut şu. Sonunda dedim ki sadece summary only şey demek. Yaptığın sadece şu özetlemeyi göster. Adı, gönder. Adı üzerinde işte summary only. Bakalım cidden öyle oldu mu? Ben 6'ya geleceğim ve bakacağım. Aynen öyle. Süper. Sadece özet gelmiş. Güzel. Peki router 1'de ne var? O da aynı şekilde gelmiş. Kendi networkleri var üzerine, 0-0 bunları görüyorsunuz. Bir de aynı zamanda bu gelmiş. Router 2'ye de gidelim. Yozgat'a. Show BGP IPv4 Unicast. Süper. Tamam. Güzel. İstediğimiz şey olmuş. Yani biz özetleme yaptığımız yerde bunu girmemiz lazım. Şey diyebilirsiniz, ya niye böyle bir şey var ki? Niye başında bunu yapmadı ki? Arkadaşlar, BGP'den bahsediyorum. Derslerin en başından beri diyorum ya. BGP bence en kolay ama en geniş olanı. Hatta ben bu videoları çekerken bile bir önceki dersin konusunu unutuyorum. Yani o kadar geniş. Zorluğundan değil yani. İçini açıyorsunuz, Cisco'nun sitesinde var, RFC'lerde var, yazıyorsunuz, okuyorsunuz, uygulamayı anlıyorsunuz ama bir iki ders sonra ben ne yaptığımı bile unutuyorum. O kadar geniş çünkü. Dolayısıyla niye var hiç sormayın. Kesinlikle bir sebebi vardır. Etrafınızda işte BGP ile uğraşan insanların işte şöyle demesine aldanmayın. Ya bu çok önemli veya bu çok önemsiz. Valla duruma göre değişir. Hatta işte bu hayatta hiç kullanılmıyor diyeni duydum. Tam tersini söyleyip uygulayanı da gördüm. Onun için BGP geniş. Sadece hepsi hakkında fikir sahibi olun. Uygulama yaparsanız sahada duruma göre uygularsınız. Tamam. Yalnız az önce dediğim gibi ne vardı? Gönderdiğimiz bu özetlenmiş şeyin sonuna bakar mısınız? Mesela router 6'ya geleyim şuraya. Router 6'da bize bir network özetlenmiş bir aggregate geldi. Özetlenmiş bir network geldi. Ama ESPAT'a bakar mısınız? 19'dan geliyor gibi. Halbuki şuralardan geliyordu onlar. Ben diyeceğim ki özetleme yapan arkadaşa, ya sen bu bunların ES'lerin de bunun içine kat diyeceğim. Öyle ya, normalde şunlar 66'dan geliyordu. Bunlar 18'den geliyordu. Ama bu kendisi özetleme yapınca sadece 19 yazmış. Halbuki 19'dan hiç gelmiyor ki. Yani kendinden geliyor gibi yazmış her şeyi. Router'a gidip 3'e gidip onu diyeceğim. Bakın şimdi router 3'e ne yapacağım? Confd router bgp 19. En son ne yapmıştık, şu mu? ES set. Şimdi şu komutu girdim. ESSET. Şöyle gidelim. ESSET ne biliyor musunuz? Yani sen bu özetlemeyi yaparken özetleme yaptığın bireysel her bir router'un, her bir network'ün şeyine bak. Onları da gönder diyor. Tamam. Router 6'ya girip bakayım ne olmuş. Gördünüz mü ne oldu? Yani şurada şimdi diyor ki bu networkler, tamam ben gönderiyorum ama
aslında şuralardan geldi, haberin olsun diyor. Şu kısma AS set deniyor. Şuna AS set deniyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Normalde siz eğer Wireshark açarsanız, Wireshark açtığınız zaman bir tane AS path diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu bir PA'ydı. Yani path attribute'tü. Path attribute. Yani şunlardan bir tanesiydi. Bakın şurada yazıyor. Nerede? Yok, geri geleyim şöyle. Yok işte. Bakın neredesin? Neredesin? Ha, şu bir attribute. Tamam. Ama bunlar bu attribute'ün içerisinde iki tane bilgi var, biliyor musunuz? Yani şöyle içine açıp Wireshark'a bakarsanız AS sequence diye bir şey var. Bir de AS set diye bir şey var. Bunun karşısında bir şeyler olabilir. Bunun karşısında bir şeyler olabilir. Nerede hangisi oluyor onu söyleyeyim. Normalde bizim gördüklerimiz var ya şunlar. Normalde. Bunların hepsi AS sequence'ın içerisinde. Ve amacı neydi bunun? İşte geldiği yolları gösteriyor. Loop falan engelliyordu. Şu ise parantez içerisine aldığı kısım ise AS set'in içerisinde gelenler. Ve sadece böyle şey yapıldığı zaman, işte özetleme yapıldığı zaman falan, böyle işte özetlenmiş şeylerin bilgisini vermek amacıyla yapılır. Sadece budur. Ve burada normalde kaç tane şimdi AS görüyorsunuz siz? 3 değil mi? Hayır, öyle değil. Eğer sayacak olursak bu 1'dir. Bunu da 1 olarak kabul ediyor cihazlar. Haberiniz olsun. Şimdi güzel AS seti yaptık. Devam edeyim. Router 1'e falan gidip bakayım bakalım ne olmuş. Router 1'e geleceğim şimdi. Aha, gitti. Hepsi gitti, görüyor musunuz? Niye gitti? Yani router 1 neden şimdi özeti almıyor? Az önce şu özeti alıyordu. Sebebi şu. Şu bunun içerisinde 18 ve 66 yazıyor ya. Router 1 dedi ki 18'i görünce ne yaptı? Almadı. Aynı şekilde router 2 de, yani burada Yozgat'ta da aynısı vardı. Bakın önceden şu vardı. Şimdi bakalım. Aha, kaybolmuş. Niye? Dediğim gibi şunu görünce almadılar. Bu bir sorun mu? Yani sorun tabii. Yani niye gitti ki? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle yapacağım. Böyle olmadı. Ne yapayım? Konuya bakayım bir dakika, unuttum. Şunu yaptık. Bunu yaptık. Tamam. Şimdi Express Map diye bir şey bahsedeceğim. Konular toplanmış olacak, merak etmeyin. Express Map diye bir şey. Şurada ne vardı? Şu komutu hatırlıyor musunuz? Summary only ne demekti? Sadece bunları gönder demekti. Summary only yaptığımız zaman o 8 tane, 9 tane network vardı ya hani ilk başta gördüğümüz. Onların hiçbiri göndermedi. Hatta şunları şöyle yazayım, şuraya alayım bir dakika, pardon. Şunları sileceğim. Şunları göndermedi. 1, 2, 3, 4, tamam 8 tanesini göndermemişti. Ben diyorum ki summary only kelimesi aslında şey, benim yorumlamam şöyle. Sadece bunu gönder değil de şunları gönderme diye yorumluyorum ben bu kelimeyi, bu şeyi, bu kodu. Ama ben diyelim ki sadece şunu göndermek istemiyorum ve sadece bunu göndermek istemiyorum. Bunlar gitsin mesela bireysel olarak. Şunların hepsi bireysel olarak gitsin istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Tekrar diyorum, summary only dediğimiz zaman şunların hiçbiri gitmiyor. Ama benim amacım sadece, hani tersini seçmek diye bir şey var ya, Word'de falan yapıyoruz, onun gibi düşünün. Ben sadece şu sıfır ilkini, bunu ve bunu göndermek istemiyorum sadece. Bunu nasıl yapacağım? Bakın bu durumda da express map diye bir şey var. Şunu bir sileyim. Kodlarını yazacağım, merak etmeyin. Bu arada sürekli yan tarafa böyle yapıyorum çünkü orada kalem seçiyorum böyle. Yapıyorum bakın. Conf t zaten yapmış. IP prefix list olsun. Pardon. Şeye geleceğim. Şu arkadakini kapatayım. Sinir bozucu oluyor. IP prefix list A kutusu bir kutu yapıyorum. Ve dedim ki permit neydi o? İlki değil mi? 19.0.0.0.16 IP prefix list A kutusu olsun içe. Bu kutunun içerisinde aynı zamanda bir de şunu atayım. Kutusu permit
19 4 0 0 16. Tamam, bir tane kutu yaptım. Şöyle bir tane kutu yaptım. Şunu açacağım. Bir tane kutu yaptım ve kutunun içerisine şu ikisini attım. Tamam, diğerleri dışarıda. Ondan sonra geliyorum, bir tane root map yazayım. Root map, bu da şey olsun. B kutusu olsun. B kutusu. Permit 1. B kutusu yazdım ve B kutusunun içerisine komple şunları atıyorum. A kutusunu atıyorum. Ne olacaksa şu anda. Bakın set falan yok. Herhangi bir not düşmedim. Sadece onu seçtim. Bitti, bu kadar. Herhangi bir şey yapmadım. Hatta root map diyeyim. Root map diyeyim. Yani B kutusu permit 2 diyeyim. Şöyle. Şunu da alacağım şöyle. Kodları yazarak gideyim şöyle. Ve şunu aldım. Bak, yanlış yazmışım, görüyor musunuz? Allah'tan gördüm. Root map B kutusu permit 1 no match IP address prefix list A kutus değil. Kutusu. Tamam. Bunu da içine attık böyle. Süper. Ne oldu şimdi, merak ediyorum. Şunu alayım, şöyle de yazayım tekrar. Bunu kalanlara izin vereceğiz diye. Ve gelip router BGP 19 diyorum. En son burada ne kodu yazmıştık biz şeyde? Şuraya. Diyeceğim ki, aynen şunu yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Express map B kutusu. Bunu yazdım. Daha doğrusu şöyle. Şunu şuraya alayım. Kocaman oldu, bakın, görüyor musunuz? Şöyle. Şunları biraz daha küçülteceğim. Görmeniz için. 12, 11 yapayım. Daha görünüyor şu anda. Kutu yaptım. Kutunun içerisine başka bir kutunun içine koydum ve bu kutuyu buraya yazdım. Express map ne demek biliyor musunuz? Bunları gönderme sadece. Şunu boşuna yazdım. Bir dakika, bir bakacağım. Bir saniye. Router 6'ya bir gireyim de. Önceden ne oldu? Ha, bir şey yapayım. Clear BGP IPv4 unicast out yapayım. Tabii bunları unutmak lazım. Böyle direkt kendisi çalışmıyor. 6'ya geleceğim ve bakacağım ne olmuş diye. Şu root map'in şeyini sileyim. Onu yanlış yaptım. No root map B kutusu permit 2. Şuna gerek yok ki. O zaman anlamsız oluyor. Açıklayacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Router 6'ya gireyim bakayım. Ben ne yanlış yapıyorum ya? Ne yanlış yapıyoruz biz? Show root map B kutusu permit sequence A kutusunu al. Show IP prefix list. A kutusunun içerisinde şu ikisi var. Tamam. Show run section BGP express map B kutusu içerisinde A kutusu var. A kutusu. Burada ne var? Bak. Ha, şu tamam, doğru. Yanlış yazmadım bir şeyi. Şöyle yapacağım.
Pardon. Allah. Express nerede yanlış yaptık biz ya? Şurada bir tane B kutusu oluşturdum. B kutusu içerisinde bunu attım. Tamam. Şunu tekrar yazayım mı? Summary only Express Map B kutusu. Map'e bir daha bakayım. Dur bir saniye. B kutusu Permit Sequence 1 A kutusunu seçtim. Route Map B kutusu Permit değildir ya. Bu anlamsız olur ama. Değil mi? Yani anlamsız olur. Her şeyi sildim, sinirlendim. Kutusu permit 2 clear BGP IP for cast yaptım, tekrar sildim. 6'ya geldim, bakıyorum şimdi. Express Map B kutusu. Hayda. Niye gitmiyor? Ben nerede ne yanlış yapıyorum? Tamam. Tamam. Express Map B kutusu. Hiç gitmedi. Arkadaşlar videoyu durduracağım şimdi. Ondan sonra devam edeceğim. Bir saniye. Şurada durdur bak. Durdurdum. Geldi. Şunu söyleyeyim, herhangi bir şey yapmadım. Yani yapmış olsam söylerdim, hiçbir şey yapmadım. Öyle bekledim bekledim geldi. Yani şöyle, şu anda ne görüyorum ben burada? Bakın, Router 3'teki sadece bunları gönderme dedim. Express gönderme demekti. Şey düşünebilirsiniz, ya bir dakika, şu komutla bu komut nasıl yan yana duruyor diyebilirsiniz. Eğer siz bu komuta giriyorsanız şunu bir önemi kalmıyor. Bunu önce söyleyeyim. Summary Only'nin etkisi kalmıyor. Komple yokmuş gibi görünüyor. Boşuna girmiş gibi oluyorsunuz. Express Map ne demek? B kutusu içerisinde ne varsa sadece onları baskıla demek. Daha doğrusu gönderme demek. Biz bu B kutusunun içerisinde ne vardı ona bakalım mı? Şöyle Show Route Map kutusu içerisinde sadece ne koyduk? Bunu koyduk. Bunları baskıla dedik. Dolayısıyla route map ikinci sequence numarası yazmaya gerek kalmadı. Kutunun içindekileri baskılayacak. Dışındakilere herhangi bir şey yapmayacak. Bakın buradaki şey anlamı da önemli. Mesela aggregate kelimesiyle kullanıldığı zaman, express map'le beraber kullanıldığı zaman şu kutunun anlamı farklıymış. Sadece kutunun içindekileri gönderme, gerisine bir şey yapma anlamına geliyor. Router 6'da görüyorsunuz o 0 gitti. Şu aggregate var ama 0'la 4 gitti, görüyor musunuz? Mesela şuna gelelim. Show BGP IPv4 unicast dediğimiz zaman ne var burada? Router 1'de de 4 gitti. Bak biz bu zaten üzerindeydi. 4 buraya gelmedi. Görüyor musunuz? Daha önceden şeyleri alamıyorduk en azından. Yani şu network'leri de alamıyorduk. Çünkü summary yoluyla hiçbiri gelmiyordu. Sıkıntıydı bizim için. Router 2'ye geleyim. Router 2'de de mesela bir önce de ne vardı? Hepsi kaybolup gitmişti. Hiçbir şey gelmiyordu. En azından şu anda ne geliyor bakalım. Evet, süper. En azından şunlar geliyor. Çünkü summary only'nin etkisi kayboldu şu komutla. Bunun etkisi kayboldu. Bu şekilde en azından router 1 ile router 2 birbirlerinin networklerini alabiliyor. Ama hala birkaç tanesini şey yaptık. Neydi adı?
Mesela router 1 neyi alamıyor bu şimdiden? Router 1 neyi alamıyor? Şu 4'ü alamıyor. Çünkü bunu Express yaptık. Router 2 ise 0 alamıyor. Bunu Express yaptık. Şimdi şöyle bir şey daha var. Eğer siz herhangi bir komşuya özellikle bir şey göndermek istiyorsanız ne yaparsınız? Onun için de bir komut var. Mesela diyelim ki router 1'e ben 4'ü göndermek istiyorum. Hani 4 baskılanmıştı ya, gönderilmiyordu ya. Burada var çünkü şu BGP IPv4 unicast var burada. Şu 4'ü mesela bakın Express yapmış. S harfini görüyor musunuz? Bunu göndermiyor. Göndermediği için router 1 alamadı. Burada Express yapmış. Bunu da göndermiyor. Bunu göndermeyince router 2 alamıyordu. Biz bunları birbirlerine gönder. Yani şunu ben router 1'e göndermek istiyorum. Bunu da router 2'ye göndermek istiyorum. Bu da komşu neighbor komutuyla yapıyoruz. O da şöyle önce iki tane gerek kutu oluşturayım. IP prefix list R1 için olsun. R1 için kutu oluşturuyorum. Neye izin vereceğim? Permit 19.400 bunu kutunun içine attım. Bir de hatta IP prefix list R2 için diye bir kutu oluşturayım. Permit 19.00.16 olsun. İki tane kutu oluşturdum. İki tane de root map oluşturuyorum. Mesela root map R1 olsun mesela. İçerisinde match IP address prefix list R1 için olanı atıyorum. Ondan sonra root map R2 yazayım. Buraya da match IP address prefix list R2 için olanı yazdım böyle. Yani iki tane kutu oluşturdum. Kutulara şimdi uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Bakın iyi izleyin. Router BGP 19 diyorum ki neighbor 13.0.0.1 unexpress map R1 neighbor öbürü kaçtı? 23 müydü? 0.0.2 unexpress map R2 dedim. Hatta bunları şöyle yazacak olursam şuraya tekrar yazayım şöyle komutları. Bunlar videoyu durdurup alabileceğiniz için siliyorum. Şöyle yazdım. Bunu şuraya yazdım şöyle. Ondan sonra iki tane root map oluşturdum. Root map 1. İçine şunu aldım. Yorumlayarak yapalım da kafamız karışmasın. Hatta şunda da bir tane daha oluşturdum şöyle. 2 2 için diye. Sonra şuraya geldim. BGP içerisine. Ve şunları yazdım. Şunları yazdım. Pardon, bu değil. Şunu olduğu gibi kopyalamayacağım tabii ki bu olmaz. Şunu kopyalayacağım böyle. Tamamdır. Gönderdim. Yani normalde gitmiş olması lazım. R1'e gelip bir bakayım ne olmuş diye. Bakın R1'de artık 4 gelmiş görüyor musunuz? Önceden 4 gelmiyordu. Şimdi gelmeye başladı. R2'ye gittiğim zaman da R2'de ne yoktu? 0 yoktu. Bakalım. O da şimdi gelmiş. Süper. Yani bu komutla ne yaptım? Bir tane kutu oluşturdum. Kutunun içerisine şunu attım. Sonra bir kutu daha oluşturdum. O kutunun içine bunu attım. Yani şöyle. Şu bir kutu var. Kutunun içerisine 4 network'ünü attım. Bir büyük kutu oluşturdum. Bunun içine attım. Sonra bunu buraya gidip yapıştırdım şuraya. Neighbor komutunun altına girdim. Unexpress'i beraber kullandığım zaman soru şu. Kutunun dışındakilere ne olur? Hiçbir şey olmadı. Çünkü bunun adı anlamı neymiş? Bunun anlamı sen sadece şunlara izin ver. Gerisine karışma hiçbir şey yapma. O senin işin değil. Dediğim gibi biz sadece kutuları içerisine koyuyoruz. Kutuların içine ve dışına ne olacağına şu uyguladığınız komut. Mesela neighbor nokta nokta unexpressed map deyince dışındakilere bir şey yapmıyormuş anlamında kullandık. Hemen devam ediyorum. Böylece herkes network'ünü aldı mı? Mutlu mu? Mutlu. Peki başka bir şey daha var. Şöyle konumuz ne var bakalım. Unexpressed Map, Advertise Map. Advertise Map'ten bahsedeceğim. Örnek. Bunlar hepsi Cisco'nun sitesinden aldığım şeyler. Buradaki networkler, kendi networklerimiz var. Karşı tarafın networkünü de almışız. Şey gibi oldu yani böyle. Sanki hiç samra yapmamış gibi oldu. Görüyor musunuz? Bu kadar uğraştıktan sonra elimizdeki şeye bak en başa dönmüş gibi olduk. Ben diyorum ki mesela şöyle olsun. Aggregate yaparken pardon şöyle 6'ya gelip göstereceğim.
şu bilgileri gördükleri için router 1 ve router 2 şu bilgileri gördükleri için şu özetlemeyi alamıyorlardı. Şu bilgiyi gördükleri için. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Router 2 bu özetlemeyi alsın. Yani router 2 bu özetlemeyi alabilsin. Bu özetlemeyi alabilmesi için şu yazıyı görmemesi lazım arkadaşlar. Değil mi? Bu yazıyı görmemesi lazım. İçinde sadece bunun olması lazım. Öyle yapacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. Router 3'e geleceğim şimdi. Bakın ne yapıyorum. Conf.d diyorum ki IP prefix list Çankırı dedim. Çankırı'nın networkleri neler? Hangiler? Şunlar. Bunları şöyle prefix'te yazarsam 19 şuraya kadar 4 ile beraber oluyor. 4 olduğu zaman ne demek? 256-2 252 yapar. 252'de ne yapar? Slash kaç yapıyor? 14 mi yapıyor? Evet, 19-0-0-0-14. Tamam, subnet mask'ı ne olacak bunların? Yani bu sadece prefix'in ön tarafını belirledik. Ama subnet mask'a bakmak istiyorsak 16 olacak. Sadece 16 yazmam yeterli, böyle şeye gerek yok. LG yazmama gerek yok. LI yazmama gerek yok. Dur, permit yazacağım bir saniye. Komutları açıklayacağım. Önce bir kutu yaptık. Kutunun içerisine şunları attık. Bu bir. Ardından bir rootmap yazıyorum. Rootmap yazdım. Ve dedim ki RAM rootmap Çankırı olsun da. Permit 1. Tamam. İçerisinde ise match IP address prefix list Çankırı. Çankırı'yı attım. Tamam, ne olacak şimdi bakıyorum. Ardından kısaca bir prefix list hazırladım. Bunu bunun içine attım. Çünkü rootmap level'da kullanıldığı için direkt prefix list yazamıyorum. Kural öyle yani. BGP 19 ve girdiğim komut neydi? Şu kocaman komut yazmıştım. Hatırlıyor musunuz? Şurada. Artık şuraya kadar gelmişti. Neredesin? Şunu komple yapıştıracağım. Aa, silmişim ben onu ya. Hadi yaptı. Harbi silmişiz. Ne yazmıştık? Aggregate 19.0.0.0.255 248.0.0.AS.SET. Ondan sonra acaba ne vardı? ES.SET olsun. Advertise map yazayım aklımdayken. En azından şunu yazayım. RM Çankırı olsun. Tamam, gerisine gerek yok. Diğerlerini yazmama gerek yok. Önemli değil. ES.SET olsun dedim. Ve Advertise map Çankırı. Bu şunu yapıyor arkadaşlar. Advertise map Çankırı. O oluşturulan ES.SET'in içerisine sadece Çankırı'yı atmasına sebep neden oldu. Bakın şuraya gelip baktığımız zaman onu göreceğiz zaten. Amacım oydu. Aha, olmadı. Şey yapacağım. Clear. Büyük ihtimal böyle olacak. Clear BGP IPv4 unicast. Hatta tamam. Bakalım oldu mu? Biraz bekleyeceğim. Kesin bu sefer olacak. Çünkü az önce videoyu durdurdum, hemen geldi o summary olanlar. BGP yavaş çalışıyor. Onu en son derste bahsedeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 26. derste ondan bahsedeceğiz. Kendim bahsediyorumdan sonra kendim unutuyorum. Ayrı mesele de. Geldi. Geldi. ES.SET gelmedi ama. Summary only de gireyim de şuraya. Ne olur ne olmaz. Router BGP 19. Summary only. Bir de ne vardı? Unspress, yok, Spress map vardı. Spress map. Spress map ne yazmıştık ya? Bir saniye. Show root map. Neler var bizde? RM Çankırı B kutusu mu? B kutusu yazmıştık büyük ihtimal. Bu arada şuraya gelen başka bir şey var mı? Kayboldu. Ne yaptık? BGP bir yere bastım kesin. Ondan sonra da summary only olsun. Spress map B kutusu olsun.
iyice karıştıralım yani. IPv4 unicast komple sileyim. Hatta show run section DGP yapayım. Sahada çalışıyor olsam çoktan işimi kaybetmiştim. Şunu tam AS set olsun, summary only olsun, advertise map chunker olsun, express map şu olsun dedik. Bakalım dediklerimiz olacak mı? Evet. Ha zaten şey pardon özür dilerim. Zaten olmuştu ben fark etmedim. Şunu ben parantez içerisinde bekliyordum arkadaşlar. Parantez içerisinde olmasına gerek yok. Tamam. Bakın özet gelen var ya parantezinde bekliyordum da bu parantezinde çıkıyor böyle olduğu zaman. Onu çok dert etmeyin. Aslına bakarsanız şu da şey. Şu var ya şu. Bir ES set. Böyle göründüğüne bakmayın. Şimdi amacım sadece buysa yani sadece 18 ise o zaman 66 şey router 2'de ben bunu görebiliyor olmam lazım. Bakalım. Ne yazdık biz buraya? Router 2 show BGP IPv4 unicast. Gördünüz mü şimdi almaya başladı. Çünkü içinde 66 yok. Ama bu network'ü router 1 almayacak. Niye? Çünkü içerisinde 66 şey var. BGP IPv4 unicast. Gördünüz mü o almıyor. Sebebi ne? Şunun içerisinde yani özet network'ün içerisinde kendi AES bilgisi olduğu için almıyor. Bakalım son konu başka ne kalmış? Attribute map diye bir şey var. Bu da şu arkadaşlar. Router 3 üzerine geleceğim. Normalde show BGP IPv4 unicast Unicast 19.0.0.0 ve 255.248.0.0 yaptığım zaman bu network'ün de yani bu oluşan özet network'ün de bazı özellikleri var. İşte ne demiş? Local preference 2 neyse artık weight değeri bu demiş, valid demiş. Mesela origin IGP demiş. Hani origin'in olduğunu biz biliyoruz. Pardon biz bunu öğrenmedik. Yo gördük. Gördük orijini gördük. Herhangi bir yerde kim olduğu önemli değil. Network komutu ile içeri sokulmuş demektir değil mi bu? Ben bunu değiştirmek istiyorum. Yani özetlenmiş network'ün bir attribute'ünü değiştirmek istiyorum. Bakın nasıl yapıyorum onu da. Buraya geldim. Diyorum ki conf.d bir tane root map yazayım şöyle. Root map change origin olsun. Change origin olsun. Ve her şeyi seçiyorum. Match yazmadım. Set origin ne olsun? Incomplete olsun. Soru işareti vardı ya hani. Ondan sonra geliyorum. Root BGP 19. Şu en sonun pardon. Neredesin? Şu. Attribute map yazıyorum. Sonra da change origin yazdım. Change origin. Umarım olmuştur. Yani şunu yazıyorum. Gösteriyorum şöyle. Section BGP. Bir tane root map oluşturdum sadece. Ve sonuna şunu yazdım. Ya şunu yazdım. Attribute map change origin yazdım. Acaba oldu mu? Bu arada en son halini şuraya yazayım da. Şuraya. Biraz küçülteyim şunu. Gereksiz şeyler de var burada ama hani sırf derste göstereyim diye yazdım. Sığmıyor bile buraya bakın. Ama anlamlarını biliyorsun. Mesela şu Express Map ile beraber şu summary only'nin kullanılması anlamsız. Yani bu artık işlevi yok. Onu biliyorum. Clear BGP IPv4 Unicast IPv4 Unicast star. Aslında bunu yapmam lazım da işte bazen çalışmıyor. Hızlı olmuyor diye yapıyorum. Router 6'ya geldiğim zaman şeyi görmem lazım. Bu aggregate olanın sonundaki i harfinin soru işaretine dönüşmesi lazım diye umut ediyorum. Aha dönüşmüş. Tamamdır. Bu da oluşturduğumuz aggregate address'in yani özetlenmiş adresin bir path attribute'ün değiştirmek için kullandığımız şey. Burada origin'i değiştirdim sadece. Zaten show bgp IPv4 unicast 19.0.0.0 255.248.0.0'a baktığımız zaman da origin incomplete yazıyor. Evet yani benim bu konu aslında çok geniş bir konu. Senaryolar üzerine gitmek lazım. En başından beri söylediğim şey tekrar BGP aslında basit. Anlaşılacak hiçbir şey yok ama aşırı geniş. Ben bir önceki bir sonraki dersi unutarak ders anlatıyorum şu anda. Umarım yararlı olmuştur bu derste. Değişik senaryolar okumanızı özellikle Cisco'nun sitesinde. Ha bir şey söyleyeyim. Reklam gibi olur mu bilmiyorum ama ben emin olun
BGP eğitimlerini her ne kadar Cisco'nun sitesinden baksam da, yani hani Cisco cihazları üzerinde yapıyoruz şu anda bütün denemeleri, ama BGP Cisco'ya ait diye bir şey yok. Cisco'nun implementation, yani BGP uygulamasını yapıyoruz, ama ben %99 bilgilerinden öğrendim biliyor musunuz? Tamam, RFC'lere bakıyorum %100. Onlar var. Cisco'nun sitesi de var. Tamam, ama en kaliteli dokümanı itiraf ediyorum şeyden aldım. İlginçtir, ilk defa böyle oldu. Huawei diye bir firma var ya, Huawei. Huawei biliyorsunuz değil mi? Onun sitesinden aldım en kaliteli dokümanları. Yani en iyi yorumları oradan aldım. Böyle söyleyeyim, aklınızda olsun. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.